Ve Gaziantep. Tabii Gaziantep özellikle hani Kahramanmaraş ve Hatay kadar çok etkilenmedi ama yine de depremden etkilenen illerden biriydi. Şimdi Gaziantep'ten aslında Türk insanının kişiliğini, karakterini ortaya koyan görüntüler getireceğim ekranlarınıza. Bakın, Gaziantep'te bir hastanede hastane çalışanlarının o kuvözdeki bebekleri koruma çabaları, kendi canlarını hiçe sayarak o kuvözdeki bebekleri nasıl koruyorlar bir bakın. Kötü bir geceydi, bayağı kötü bir geceydi. O anın şokuyla hala bir şeyleri hatırlayamıyoruz. Tek düşündüğümüz sadece o an bebeklerin sağlığıydı. Közlerin devrilmemesi ya da herhangi bir çökme durumunda bebeklere bir zarar gelmemesiydi. Kendi canlarını hiçe sayan hemşireler bebeklere böyle kalkan oldu. O gece nöbetteyken izole odasındaydım ben. Arkadaşım Gaziantep'in depremin olduğunu hissetmediğini düşünüp beni çağırmaya gidiyor izole odasına. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler, Devlet Nizamlı, Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde büyük panik yaşadı. O an yeni doğanın içine geldiğimizde tek yapmamız gereken küvezleri tut dediğimi hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. O ara küvezleri tutmaya çalışıyoruz. O günü hiç hatırlamıyorum. Hatırlamak dahi de istemiyorum. Sallantıların hissedildiği anlarda büyük korku yaşayan hemşireler, prematüre ve hasta olan bebeklerin yer aldığı küvez odasına koştu. Bir tane bebeğimiz vardı. Tek olumlu yanı hiçbirinin oksijen almıyordu. Hepsi taburculuğu yakın olan bebeklerdi. Ayakta durmakta zorlanan hemşireler yaşanan şiddetli sallantıya rağmen hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler sallantıda kuvözlerin devrilmemesi için yoğun çaba harcayarak bebeklere siper oldu. Deprem anından sonra hemşirelerin ilk işi de bebeklerin ailelerine ulaşmak oldu. Onların yanında daha güvende olacaklarını düşündük. Aileler gelene kadar da bebekleri stabilize edip hastanemizin ambulansında beklettik. Hani içeride durmasından orada daha güvenli alandaydılar. Aileler de gelince kimlik kontrolüyle tabii ki hani güvenli bir şekilde hepsini tek tek teslim ettik. Sürekli şiddete maruz kaldıkları için haber olan sağlıkçıların ne kadar özverili çalıştığı deprem anında kayda geçen bu görüntüyle bir kez daha ispatlanmış oldu.